Merhabalar, ben Doktor Alper Eroğlu, üroloji uzmanıyım. Bugün size prostat nedir, prostat hastalığı ne zaman ortaya çıkar? Bunlarla ilgili kısaca klinik bilgiler vermek istiyorum. Prostat erkeklerde doğumlarından beri bulunan üremeye yardımcı bir salgı bezi. Ergenliğe girişle beraber prostat bezi büyümeye başlıyor. Amacı spermin dışarıya boşaldığımızda bulunduğu ortamda, vajen ortamında canlı kalmasını sağlamak için hem ona şeker desteği sağlamak hem de sıvı ortamı temin etmek. Üreme döneminden sonra prostatın pratikte çok bize bir faydası yok. Fakat prostat bezi testosteron dediğimiz erkeklik hormonuyla beraber büyümeye devam ettiği için belli bir yaştan sonra bizim için problem olmaya başlıyor. Bu yaşlar genelde 40-45'li yaşlar. Bu yaşlardan sonra prostat bezi hem dışarıya doğru büyüyor hem de içinden geçen kanalları daraltacak şekilde büyüyor. İçinden iki kanal geçiyor. Bir işememiz için gerekli olan işeme kanalı ve bir de spermlerin açıldığı kanal. Prostat içinde bir kavşakta birleşiyorlar ve penisten dışarıya doğru akıyorlar. Bu büyüme esnasında bu kanallarda daralmalar, bazen tıkanmalar olabiliyor. İşte biz buna prostat hastalığı diyoruz. Yani iyi huylu prostat büyümesi diyoruz. Ne gibi şikayetleri oluyor hastanın? İşte idrarın akış hızında azalma, zorlu işeme, işemeyi başlatmada güçlük çekme, geceleri sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi, boşalmada ve işemede yavaşlama, tazikte düşme. Bu gibi yakınmalarla hastalar doktorlarına başvuruyorlar. Bize geldiklerinde tabii öncelikle bir detaylı klinik sorgulama yapıyoruz. Sonrasında da bir takım tetkikler yapıyoruz. Bunun sonucunda eğer iyi huylu prostat büyümesi tanımı netleşmişse tedavisini ona göre düzenliyoruz. We'll be right back.